Merhaba, ben Chris Hanfield. Kendimi izole ederek biraz zaman geçirdim, uzay aracında. Peki sizlerin izolasyon durumu nasıl gidiyor? Biliyor musunuz, yukarıda uzay istasyonunda aşırı tehlikeli bir ortam var. Ama biz yine de normal hayatımızdan o kadar uzakta kendimizi geliştirmenin ve verimli zaman geçirmenin yollarını bulabiliyoruz. Bunları 4 ilkeye dayanarak yapıyoruz. Birincisi, gerçek riskin farkına varmak. Hemen her şeyden korkmayın. Güvenilir bir kaynaktan nasıl bir riskle karşı karşıya olduğunuzu öğrenin. Dostlarınız, yakınlarınız, aileniz de aynı durumdadır. Sonra bir düşünün, neyi başarmaya çalışıyordunuz? Şu an için amacınız, hedefiniz nedir? Bugün yapacaklarınızı, bu hafta ve bu ay yapacaklarınızı netleştirin. Sonra da elinizdeki imkanlara bakın. Ne tür kısıtlamalarınız var? Bir şeyler yapmanız için sizi zorlayan var mı? Maddi durumunuz neye yetiyor? Ve yükümlülüğünüz nedir? Riskin farkındaysanız, amacınızı, hedefinizi belirlediyseniz, şimdi de harekete geçin. Bir şeyler yapmaya başlayın. Daha önce yaptığınız bir şey olmak zorunda değil. Ailenizle ilgilenin, yeni projeler yapın, bir enstrüman çalmayı öğrenin, yeni bir dil öğrenin, okuyun, yazın, oluşturun. Daha önce yapmadığınız şeyleri yapmanız için bir şans bu ve sonra da bunları baştan tekrar edin. Ama tabii eğer virüse yakalandığınızı düşünüyorsanız, başka insanlara bir kol uzunluğundaki mesafede yaklaştıysanız, o halde kendinizi izole etmelisiniz. Eğer boğaz ağrısı, ateş veya öksürük gibi semptomlarınız varsa doktora görünmelisiniz. Kendinizi izole etmek için bundan daha iyi bir fırsat yok. O kadar çok insan internete erişebiliyor ki, bütün yapılmış işlerin tamamı yazılı bir şekilde önünüzde. O kadar çok bilgi tam parmaklarınızın altında. O halde kendinize dikkat edin, dostlarınıza ve ailenize dikkat edin, uzay mekiğinize dikkat edin ve hepinize güvenli inişler diliyorum.